Herkese merhabalar. Pelin Karan Nefis Tarifleri hoş geldiniz efendim. Bugün mutfağımız buram buram kış kokacak. Nasıl mı olacak? Çok güzel kış sebzelerini bugün mutfağımızda kullanacağız. Hem de böyle baklalı dolmalar, kış sebzelerinden zeytinyağlı, bezelyeden enfes bir çorba ve böyle elmadan pekmezden enfes bir tatlı olacak. Yani hem faydalı hem sağlıklı hem dolu dolu kış sebzelerini kullandığımız bir menümüz var bugün. Konuğum da Adana'dan geliyor sevgili Ezgi Özanlar. Kendisi daha çok yeni evli ama mutfakta da bir o kadar becerikli. Daha çok genç ama bence bu başarısı da oldukça güzel şeyler yaratabilir mutfakta. İnanılmaz güzel bir menümüz var. Bence bugün bizleri kaçırmayın. Önce konuğumu çağırayım, bir güzel onu tanıyalım. Ardından başlasın Pelin Karahan'la Nefis Tarifler. Nerelisin? Ben aslında Amasya'da doğdum ama Samsun'da büyüdüm. Daha sonra Kocaeli'de okudum. İstanbul'da yaşadım. Adana'da biraz yaşadım. İstanbul'a geri döndüm, sonra geri Adana'ya geri döndüm. Vallahi sorduğuma pişman oldum. Şu an nerelisin diye. Yeni gelin kızımız bir aileki evli bize bir dolma sarsın bakalım. Yeni gelin dolması sarayım. O benden 8 yaş, ben ona Lütfü abi dedim. Sen adama abi de, bir sene içinde gelsin seni alsın. Apartman bizim işte, onlar 13. katta oturuyor, ben 11. katta oturacağım. Apartman sizin derken? Apartman kaç katlı? 13. 13 katlı apartmanları var, çok havalı değil mi? Vallahi Allah olmayanlara da versin. Rengi kocam olmuş gitmiş. Tencereden taşıyor. Sizin apartmana yeter Ezgi, anca. Ezgi hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz, teşekkürler. Bugün Ezgi böyle böyle bıcır bıcır gözüküyor ama kendinden beklenmeyecek bir performansla böyle dolmalar falan saracak. Evet, bayağı anneanne mutfağı, kendi mutfağım, Adana, Amasya, her şey karışık. Neresi? Böyle. Ya o biraz bayağı bir karışık aslında. Ben aslında Amasya'da doğdum ama Samsun'da büyüdüm. Daha sonra Kocaeli'de okudum. İstanbul'da yaşadım. Adana'da biraz yaşadım, sonra biraz Adana'da geri döndüm, sonra geri İstanbul'a geri döndüm, sonra geri Adana'ya geri döndüm, evlendim. Şu an Adana'da yaşıyorum. Vallahi sorduğuma pişman oldum. Şu an neresin diye. Yani sonuç olarak nüfus kağıdı seni ne yazıyor? Nüfus kağıdında şu an evlendiğim için Adana ama ben aslında annem babam Samsunlu yani. Allah'ım onu da cevabını alamadım şu an. Bilmiyorum. Ezgi nereli olduğu belli değil. Her yerli. Türkiye'li diyelim Ezgi için. Evet karışık. Anadolu insanı. Şu an nerede yaşıyorsun? Şu an Adana'da yaşıyorum. Tamam bitti. Konuyu kapattık. Bir aydır evliyim. Adana'dayım. Yok mu oldu? Evet. Ay, bir aydır taze gelin. Evet, yeni gelin. Ondan dolma saracak. Adanalı gelinim. Adanalı gelin. Hadi bakalım Adanalı gelinin elinden bugün yemekler yiyeceğiz. O zaman ilk tarifimize başlayalım. Başlayalım. Ne yapacağız efendim? Bir dolma tarifimiz var. Evet. Baklalı yaprak sarması. Baklalı yaprak sarması. Bu benim... Farklı bir tarif. Evet. Aslında bu Amasya'ya ait bir tarif. Ben öyle bugün mi? Her yöreden ayrı ayrı tarifler seçtim. Bu anneannemin dolması aslında. Annem vefat etti ve ben bunu sarmayı daha yeni öğrendim. Aa. Ve ben bunu burada gerçekten yapmak istedim. Çünkü benim için anlamı da çok önemli. Ne güzel. Zamanda. Evet. Valla bravo. Evet. Değişik de bir tarif. Dolma tarifini zaten çok seviyoruz. İçinde bu sefer baklı olacak. O zaman önce malzemeler gelsin. Ardından başlayalım. Baklalı yaprak dolması. 700-800 gram salamura yaprak, 5-6 parça kemik. İç harcı için 250 gram kıyma, 1 su bardağı ıslatılmış bakla, 1 su bardağı ıslatılmış kırık yarma, 5 adet kuru soğan, yarım demet maydanoz, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber. Süslemek için 1-2 dilim limon. Şimdi günün ilk tarifi baklalı yaprak sarması. Evet. Yeni gelin kızımız bir aileki evli bize bir dolma sarsın bakalım. Yeni gelin dolması sarayım. Yeni gelin dolması. Şimdi nereden başlayacağız? Şimdi ilk önce buraya konulacak malzemeleri ben koyacağım. Burayı karıştıracağım. Soğanlarımı keseceğim, doğrayacağım. Tamam. Maydanozları da kıyıp içine bocalayıp hepsini karıştıracağım güzelce. Bir dolma harcı yapacağız şu an. Evet şu an bir dolma harcı yapacağız. Hepsini çiğden koyuyoruz bu arada. Hı-hı. Hepsini çiğden koyup bunu elimizde saracağız. Birazdan zaten göstereceğim. Baklayı neresine koyuyorsun? İç harcına mı? Baklayı iç harcına koyuyorum. Değişik bir tarif. Aslında bakla da çok faydalı biliyorsunuz. Evet bakla bayağı tüketmek lazım. Hem yani protein olarak hem de kuru baklagillerden bayağı evet. Tercih edilmesi bir şey. Hadi başlayalım. Hadi ne başlayalım. Lazım şimdi sana? O zaman ben ilk soğanları doğrayayım. Ama güne soğanla başlıyoruz. Büyük bıçak, küçük bıçak ne istersin? Şimdi veriyorum. İdeal bence evet. Dikkatli ol elini kesmeden. Tamam. Sakin sakin. Kızımız yeni geliyor yine evet. Bakalım mutfakta nasıl? Şimdi sen kaç yaşındasın Ezgi? Şimdi ben 93 doğumluyum. Yani 25 yaşındayım aslında. Ne kadardır birlikteydiniz?
Evlenmeden önce. Aslında şöyle bir olay, yani biz daha birlikte olalı bir yıl olmadı. Hızlı bir karar. Bayağı hızlı. Genç yaşta bir evlilik. Ruh eşimi buldum, evlendim. Ne güzel. Nerede tanıştınız, nasıl tanıştınız? O da ayrı bir olay. Ben Adana'ya iş için gitmiştim. Aslında kendim ben elektronik haberleşme mühendisiyim. Eşimin kız kardeşiyle arkadaş olduk. Onun da bir markası var. Yani sen görümcenle tanıştın. Evet, önce ilk görümcenle tanıştım. Vay vay vay. Bayağı bir komedi bizim hikaye. Daha sonra eşimle falan da arkadaştık o zaman. Hani böyle ama şey yok hani. Ha, onunla da tanıştın. Onunla tanıştım ama hani böyle arkadaş. Hatta komik, o benden 8 yaş, ben ona Lütfü abi dedim. Sen adama abi de, bir sene içinde gelsin seni alsın. Gerçekten abi dedim. Daha sonra ben iş için Adana'daydım. O yüzden iş iptal oldu oradaki. Beni tekrar İstanbul'a çağırdı şirket. Hmm. Tekrar İstanbul'a geldim. İstanbul'da 2 yıl falan yaşadım. O süre zarfında Lütfü bana yazdı falan böyle. Hani konuşmak istedi benimle. Yazdı derken mesaj anlamında mı yoksa şey olarak mesaj anlamında konuşmaya çalışıyor falan. Dedim yani bir de sırık da hani sevgilisi bile olmamıştır diyorum, bu ben ilk bununla sevgili sevgilisi olacağım. Sevgilisi bile olmamıştır Lütfü. Yani bence böyle sessiz sakin bir çocuk yok diye düşünüyorum. Ben böyle bir çocukla dedim nasıl yapabilirim falan diyorum. Ondan sonra ben Lütfü'ye dedim ki ben seninle konuşmak istemiyorum dedim. Aa, reddettin çocuğu. Reddettim. Aradan biraz geçti, 1-2 ay geçti. Ben böyle kendim bir vicdan azabı sardı. Dedim ben çok kötü bir şey yaptım yani, özür dilemem lazım. Hani kendimi kötü hissediyorum çünkü ailesini tanıyorum. Bu sefer çok değerli insanlar. Görümcen de var orada. Evet, arada. Çok yakın arkadaşım bir de yani, hani sıradan birisi de gençlik değil. Gençlik hatası diyebiliriz benim bu hareketler için. Ondan sonra ben bir gün işe gidiyorum böyle. Lütfü'ye mesaj yazdım böyle upuzun. Ama hani arkadaş olarak, arkadaş kalalım. Yani, yani özür dilerim. Ha, özür dilerim ama sen benim için çok değerlisin. Arkadaş kalmamızı istiyorum falan. Hani sen için çok değerlisin lafı tabii Lütfü'nün kalbine. Hayır, hiç de öyle olmadı. Bana hiç pas vermedi yani. Haklı adam. Bana 3 saat sonra falan mesaj attı ya. Böyle bir şey olabilir mi? 3 saat sonra yazdı bana. İşte sorun değil, tamam falan filan yazıyor ama hani böyle hiç isteksiz yani. Hani bu da kaçan kovalanan hesabına döndü artık. Ha, bu sefer sen mi Lütfü'nün peşine düştün? Bu sefer ben çok fena artık arıyorum, yazıyorum falan, böyle çok garip bir hal aldım. Şimdi Lütfü şey yapmış, taktik yapmış bence ve tutmuş sanki değil mi? Ve benim ona pısırık deyip onun böyle çıkması olay yani resmen. Sonra işte ben ona özür diledim falan, konuşuyoruz, arıyorum, soruyorum. Sonra ben yeni işe girdim, ondan sonra iş değiştirdim falan. İşte artık İstanbul'a geldi o. Ondan sonra biz bir günde resmen sevgili olduk. Bir günde. Evet. Zaten bir günde artık olun bu şeyin üstüne. O kadar şeyin üzerine, evet. Sonra öyle sevgili olduk. Kasım, 25 Kasım'da işte çıkmaya başladık. Ondan sonra Haziran ayında isteme nişan oldu. Bayağı Eylül ayında da bayağı düğünümüz oldu işte. Ne şimdi oldu? Evliyiz. Maşallah, şaka gibi yani. Maşallah, Allah bozmasın. Ama hani o his çok ayrı bir şey. O yüzden. Değişik yani. Önce kaçmışsın, sonra kovalamışsın. Değişik bir işi başlarmış. Şu an evliliğim olmadı bilir ama bilmiyorum. Bence de inşallah seyretmiyordur diye düşünüyorum Lütfü. Yani inşallah seyretmez artık, bilmiyorum. Bu arada ne kadar çok soğan doğruyoruz, neden? Çünkü bu yemeğin asıl lezzeti bol soğan var, ortaya çıkıyor. Annem de özellikle kızım bol soğan koydun mu? Ha, öyle her yaptığında böyle diyor. Mutfakla olan ilişkin nasıl başladı? Yani nerede? Onu da şöyle anlatayım. Ben küçükkenden beri hep şey yapardım. Küçüklükten beri hep şey hani tarifler falan yapardım sürekli. Hmm. Ama hani asıl olay şurada başladı. Ben çok kiloluydum. 30 kilo verdim. Ya şu böyle, an kaç kilosun? Şu an 55-56 kilo falan. 90'a yakının o zaman, 80 küsürlerde. Yani aynen. Biraz evet öyle. Be, bayağı tombiktim ama bu çocukluğumdan beri hep iri yarı, böyle balık etli, sınıfın hep şey. Ha, hiçbir zaman çocukluğumda böyle çok zayıf, çiroz bir tip olmadım. Hayır, diyorsun. Hayır, asla olmadım. Ama 30 kilo da çok fazlaymış üstüne bunun. Evet. Sonra nasıl karar verdin? Sonra artık böyle üniversiteye geçtim. Üniversitede yurtta o da arkadaşlarımla birlikte bir diyete başladık biz. Ama bu diyette 6 kişi başladık. Kaç kişi kaldınız sonunda? Sonra 2 kişi kaldık. Ama ikimiz bayağı bir zayıfladık yani. İkimiz bayağı bir zayıfladık. Sonra ben ama o verdiğim kiloların hepsini geri aldım. Ha, önce verdin sonra, sonra geri aldım. Aldın. Çünkü böyle çok hiçbir şey yemiyorduk. Açlık diyetiydi yani böyle. O da işte kötü. Onun geri dönüşü daha tehlikeli oluyor. Aşırı tehlikeli lazım. Ve böyle artık o açlık zamanı direkt anoreksiye falan başlangıcı oldu bende. Ya bildiğin hiç yemiyorum. Artık psikoloji kendimi hep şiko hissediyorum falan. O çok yanlış. Ondan sonra kendi kendime kendimi yendim yani.
tarifler üretmeye başladım. Ha. Sağlıklı tarifler üretmeye başladım. Sonra 30 kilo gitti. Düzenli spor yapıyorum artık hani. Ve herkesin gerçekten böyle hem kendine ait sağlıklı tarifler üretmesini, yapmasını ve gerçekten kendine değer vermesini çok istiyorum. Ne yersek oyuz ya. Ne yersek bence oyuz. Bence ben makarnayım mesela. Ben bir makarnadan oluşturuyorum. Yok gayet çok güzelsiniz. Fıstık gibi. Buralara gelmek için çok çalışıyoruz ama yani. Soğanlar bitti bu arada. Soğanlar bitti. Artık şimdi diğer malzemelerimizi koyabiliriz. Tamam. Kullanıyoruz. Yarma da aslında kırık buğday oluyor. Bu keşkeklik buğdayın kırığı. Küçük hale getirilmişi gibi düşünebiliriz. Bunu da şöyle alalım. Şimdi maydanozu da koyduk. Daha sonra baklamızı koyalım. Baklayı böyle mi koyuyorsun iri iri? Evet evet. Bu arada bakla ve yarma bir gece önceden ıslatılmış oluyor. Bunlar zaten ıslatıldığı için hani fermente olmuş gibi biraz yumuşak yani. Evet. Hani aşırı aşırı sert değil yani. Ama haşlanmış değil sadece. Haşlanmış değil sadece bir gece suda bekletilmiş evet. Ama böyle yenince çiğ bir tadı yani şey acı bir tadı var çiğ yiyince. Daha sonra da yağımızı koyuyorum. Baharat koyacağız. Evet baharat. Ne koyalım baharatta? Şimdi yoğuracağız efendim. Sonra da sarma ben de yardım edeceğim. Bakayım öğreneyim baklalı sarma nasıl sarılıyormuş. Önce bir güzel yoğuralım, harmanlayalım. Ondan sonra da yapraklarımızı alacağız. Güzel güzel sarmaya başlayacağız. Evet. Şimdi efendim artık harcımız hazır. Hemen küçük bir kap alayım. Ona da şu yaprakların saplarını koyacağız. Ve gelelim sarma işlemine. Ama önce etimizi mi koysak? Evet önce bu kemikli etimiz var. Kemikli etimiz de dolmaya daha fazla lezzet versin diye tencerenin dibine şöyle koyuyoruz. Ay güzel olacak ya. Evet böyle yağlı. Hani olmasa olur mu? Yani olmasa olur ama böyle daha lezzetli oluyor. Etin suyu geçiyor değil mi? Onu da koy istersen hepsini koydursun. Gelelim sarma işine. Şimdi asıl olay sarmada. Şöyle alıyorum yaprağımı. Ben de hiç sarmadım. Şimdi şöyle elimize alıyoruz şöyle. Bir de elde sarıyorsun. Evet. Allah. Şuradan içimizden koyuyoruz buraya. Önce şu üst kapağını kapatıyorum. Daha sonra buradan yandan kapatıyorum. Daha sonra burayı, şurayı ve en altı da kapatıp bu şekilde alıyor. Ha böyle normal kalem gibi sarmayacağız. Yok, böyle kare gibi olacak. Kare olacak. Şöyle. Bu şekilde saracağız. Şu artık kenarları koyayım mı bunu? Evet. Şuradan. Boşluklara evet. Deneyeceğim. Bakayım becereceğim. Şu an hiç güvenmiyorum kendime bu konuda. Bence gayet yaparsınız ya. Valla. Şurayı alıyorum. Evet. Anne eli de değsin. Anne eli. Evet. Hem yeni gelin eli hem anne eli. Evet. Bu çok değerli bir yemek oldu. Evet. Hem de anneanne tarifi evet, düşün. Anneanne herkesin tarifi. Şeyi var. Her şeyden bir şey var burada. Önce bunu kapattın. Evet. Sonra bunu. Sonra bunu. Sonra da altını. Sonra da altını. Aa kolaymış. Evet çok kolay. Aslında şeyden daha kolay. Daha kolay. Evet, yaprak ama sarması gibi yapmaktan daha kolay şeyi. Evet görünüşte öyle pek görünüyor. Ama sıkı mı sarmak lazım? Evet biraz sıkı sararsak daha iyi olur. Değil mi? Böyle açılacak gibi duruyor. Dur bakayım bir tane daha sıkı sarayım. Çünkü şimdi şey gibi sarmadığımız için, böyle parmak gibi sarmadığımız için o sıkılığını ayarlamak biraz zor oluyor. Anneannen hayattayken bunu birlikte hiç yapmadın mı? Ya şöyle anneannem hep sarardı. Ben sadece o çiğken yeme kısmına katılırdım. O kadar. Aynen. Anneannem ben hep birlikte otururduk masaya. Anneannem sarardı. Biz yerdik hep. Ama artık ben de annemle birlikte sarıyorum. Ne güzel. Hatta en son Kurban Bayramı'nda sardım. Oh ne güzel. Bu arada şey sıkıntı birazcık. Sararken baklalar biraz daha sert olduğu için evet. Biraz yaprağı delip çıkabiliyor. Orada bir dikkat etmek lazım sanki evet, aşırı aşırı bakla da koymamak gerekiyor. Hani o kıymayla diğer malzemelerle baklanın dengesini tutturmak evet. Önemli. Şöyle minicik çok tatlı oluyor. Ay sen çok güzel sarıyorsun dur. Çok tatlı oluyor. Yeni gelin öğrenmiş. Ben anayım bu işi daha öğrenemedim galiba. Figen annem de duysun eşimin annesi. Aa dur biraz daha bir kıymayla gıybeti yapacağız seninle. Dur. Geleceğim oralara. Figen annesi bak kızımız yaprak sarıyor. Evet.
Evet efendim, bütün tenceremizi dolduracağız inşallah. Kıkır kıkır. Evet, ondan sonra da de. Ateşe koyacağız. Efendim, dolmalarımız hazır. Şimdi artık suyunu ekleyeceğiz ve ocağa bırakacağız. Evet. Çok da kolay. Bohça dolmalarımızı sardık. Bohçalarımızı kolay, sardık. Evet. Ya aslında şöyle, şunu çıkartıp daha rahat koyabilirsin. Tamam. Yani etini ayrıca mühürlemek, bir şey yapmaya gerek yok. Sadece evet. Burada güzel bir karıştırma ve biraz tabii el oyalıyor ama neticede dolma yapıyoruz yani. Evet yani. Lezzeti de değecek ona göre. Ve hepsi çiğden olduğu için gerçekten kolay bence. Ne kadar su ekleyeceksin? Şöyle, biraz suyunu aşırı aşırı eklemeyeceğim. Piştikçe eğer gerekiyorsa daha sonra eklemek daha güzel oluyor. Çünkü yaprağa göre falan da pişme süresi değişebiliyor. Şöyle biraz su ekleyeceğim. Şu ateşimize koyalım şimdi. Zaten daha sonra gerekirse arka tarafı alırız. Ağzında kalın. Biraz da pişme süresi var bunun. Evet, biraz 20 dakika, 25 dakikada. O kadar zamanda pişer mi? Ya suyu çekecek, ona göre bir bakacağız. Bir bakarız. Yaprağa tamam. Göre de değişiklik gösterebiliyor. Gösterebilir. Biz o zaman gün ikinci tarifle devam edelim. Güzel bir çorba yapacağız ama bu sefer bezelye çorbası. Evet. Ben çocuklara çok yapıyorum ve çok da rahat içiriyorum. Yeşil güzel bir çorba. Çok güzel. Evet. Bezelyede böyle çocukların hani bir önyargılı olduğu, evet. Değişik. Onu biraz daha kırıyor aslında. Evet, hani bakalım. Güzel bir algıya çeviriyor. Senin tarifin nasıl? Yeni gelin. Göreceğiz. Bakalım, göreceğiz. Önce malzemeler gelsin. Bezelye çorbası. 400 gram bezelye, 1 adet kuru soğan, 1 adet patates, 1,5 litre et suyu, 3 yemek kaşığı labne peyniri, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı pul biber. Geldik günün ikinci tarifine, bezelye çorbası. Evet. Hem de et suyuna güzel bir çorba tarifi. Çok faydalı bir çorba olacak gerçekten. Evet. Bezelye sevmeyenlere de. Şimdi nereden başlayacaksın? Başlayalım. Öncelikle soğanlarımızı ve patateslerimizi doğrayacağız. Tamam. Hemen ben doğrayayım. Çorba her türlü zaten artık mevsim olarak da çok uygun olduğumuz için her akşam bir sofrada çorba olması aslında güzel oluyor. Evet, hemen herkes sıcak sıcak eve evet. Gelip çorbasını içmek için. Aynen. Bir de en azından böyle biraz daha işte hafif yemek isteyenler için hem tok tutuyor hem oradan sebzeni alıyorsun değil mi? Yani o da evet, sen bilmiyorum çok tarif yaptığın için. Evet, bayağı sağlıklı bir çorba bence. Ben bezelye yemeğini de çok yapıyorum evde çocuklar için. Yani ben mesela çok bayılmam bezelye yemeğine ama çocuklar evet. Çok sev, yani çocuklara yedirebildiğim için çocuklar yedirebildiğim şeyleri. Çocuklar seviyorsa Allah süper. Sevmese de seviyor. Çok bir şey yok. Tatlış tatlış. O tabak bitecek. Evet, bir şey diyeceğim. Çocuk mucuk düşünüyor musun? Erken mi daha? Ay daha çok erken. Ay bilmiyorum, senden belli olmaz erken evlendi. Yok yok, daha çok erken. Daha. Biraz tadını çıkartın ya evet, karı koca. Biraz. Hadi bakalım şimdi kayınvalideni anlat bize. Kayınvalidem. Figen anne. Figen anne değil mi? Evet. Figen anne. Çok seviyorum kayınvalidemi. Zaten şu an birlikte kalıyoruz. Bizim evimiz, biz bayağı evi tepe taklak değiştirdik kendi evimizi. Nasıl oldu o? Yani ev bizim de hani evi bayağı değiştirmek istedik. Tadilat yaptırıyoruz falan. Bayağı da hızlı evlendiğimiz için. Tabii o süreç hızlı olmuş. Evet, kayınvalidemlerle birlikte yaşıyoruz. Kayınvalide demek de hoşuma gitmiyor ya. Diyeceğim. O bir kayınvalide. Kayınvalide, kayınpeder var mı? Var evet babam. Görümcem var mı evde? Görümcem de var. Aman eve bak sen. Şimdi biz böyle işte, ev. Bir şey diyeceğim. Nasıl oluyor kayınvalideyle birlikte? Ay bir şey diyeceğim. Şimdi bir aylık evliyken kayınvalideyle aynı evde. Yok ya ben çok mutluyum gerçekten yani hani. O zaman arkadaş gibisi kayınvaliden. Evet yani. Çok, o da genç. Ah ne güzel. Beraber her şey yapabiliriz yani. Süper. En güzel o zaten. Yani şey kayınvalide ilk defa burada dedim sanırım gerçekten. Ama sonuçta kayınvaliden canım neticede. Yani söz gelimi diyeyim. Figen anne mi diyorsun? Yo anne diyorum. Anne diyorsun. Ben de anne diyorum. Evet. Hiç kayınvalidem demedim çünkü. Yani tabii ya, ki halk arasında kayınvalide isim olarak evet, ama. Evet hani karşılıklı sevgi saygı olduktan sonra bence hiç böyle doğru. Kavramların hiçbir önemi yok yani. Birazcık soğanı kavuralım istersen evet, ondan sonra ekleyelim. Zaten hayat çok kısa yani birlikte mutlu olmaktan sonra. Ne kadar pozitifsin.
Ay, teşekkür ederim. İzgi valla cıvıl cıvıl, bucur bucur. Artıları vardır aslında kayınvalidenle şu an aynı evde olmanın. Tabii canım bayağı. Kendisi zaten hani her şeyi... Temizlik yapmıyorsun galiba. Yemek yapmıyorsun. Orada yapan evde kadın var zaten de. Oo, ya gelip yatıyorsun. Böyle yeni gelin mi olur ya? Güzel yere tezgah kurmuş. Baba soruyor musun akşamları? Sağlık tarifler yapıyorum. Onlar seviyor mu evdekiler sağlık tariflerini? Seviyor yani. Eşin meşin nasıl bu yemek konusunda? Ya eşim benim tam tersi. Yani hani benim yaptıklarımı yiyor gidiyor yanına. Sonra bir Adana dürüm yapıp yiyor. Doğan şey kaymaklı kadayıf yiyor. Ama. Yani hani böyle biraz... O konuda... O gelseydi keşke programa. O ya. Tam bizim kafadarmış. Ama şandallikle yemek de yapmazdı bilmiyorum. Yapmıyor mu yemek? Yemek et yapıyor. Her Adanalı erkek gibi. Adanalı erkek benim kocam gibi. Da Allah et Allah. Yapıyor. Doğmalar aşka geldi. Kıstım. Evet. Doğmalar aşka geldi. Evet. Şöyle bir tık açayım da orada havasını alsın bari. Onun dışında benim tariflerim... Ben bir brownie yapıyorum. Unsuz, şekersiz, yağsız. O aşırı seviyor evde. Krokan. Ha öyle tariflerini beğeniyor. Evet. Beğendirdin yani ona. Evet evet. Krokanı yiyor. Ama dediğim gibi atıştırmalık olarak yanında yiyor. Onun yanına gidip yani hiç çekinmeden krokanıyı peşinde cips açıp yiyebiliyor yani. Hani ben ne desem de... O da bir enteresanmış yani. Aynen. Şimdi patatesleri de koyduk. Patatesleri şöyle bir kavuruyoruz. Aynen. Ondan biraz sonra kavrulduktan sonra suyu ekleyip bezelyeleri ekleyeceğiz. Ha bezelyeyi sonra mı ekliyorsun sen? Bezelyeyi sonra ekliyorum. Başka neler var orada? Baharatlar da var. Baharatları farklı. En son koyacağız. Zencefil ve zerdeçal var. İnanılır gibi denemedim. Değil. Evet, zencefil ve zerdeçal aslında kimse sevmez hani. Ama bu çorbaya çok yani yakışıyor. Aşırı yakışıyor yani. Ben çok yakıştırdım. Kayınvaliden tarif öğrendin mi? Vallahi şu an içli köfte öğrenmeye çalışıyorum. Figen anneden ha. Nasıl onun yemekleri? Bayağı lezzetli. Özellikle böyle pasta şeyleri falan çok güzel yapıyor. Tarifleri falan da beraber biliyoruz benim salat tariflerimi. Ha yani biraz birlikte lezzetli. Şey birlikte böyle keşif yapıp. Fikir alışverişleri yapıyoruz. Sizin bir şey değil mi? Aynı evde olmanın keyfini çıkartıyorsun şu evet. an. Ben öyle anladım hani. Kimisi keyif almayabilir ama arkadaş evet, evet. gibi olduğun için. Ya hani biraz dediğim gibi anlaşmakla alakalı. Hani bizim frekanslarımız bayağı uyuyor. Oh ne güzel. O yüzden çok şanslıyım. Bir şey değil mi? Kayınvalidenle anlaşman, kocamla anlaşman kadar önemli. Evet. Bence öyle düşünüyorum. Hadi ekleyelim suyunu. Mis gibi. Bunu vallahi çocuklara yapın içirin mis gibi. Bezelyelerimizi de ekleyebiliriz. Onu da ekleyelim. Şimdi tuz karabiber ekleyecek misin? Evet. O zaman şuradan ekleyeyim mi? Tuzumu karabiberini. Tuzumuz, karabiberimiz. Şuradan istersen bir çay kaşığıyla şey de yapabilirsin. Evet, diğer baharatları da ben hemen ekleyeyim. Şimdi burada farklı olan klasik bir bezelye çorbasından farklı olan hem et suyu olması hem de zerdeçal ve zencefil evet. toz olarak, baharat olarak bunları kullanıyoruz. Belli ki böyle lezzetler hakikaten işe yarıyor. Yani güzel oluyor. Bayağı antipatisi var aslında herkes. Zerdeçal deyince mesela lütfü bayağı çekiniyor ama. Benim antipatim yok ama neyle yakıştıracağımı bazen kestiremiyorum. Evet. Yani onu iyi kombinlemek lazım yemeklerde değil mi? Bir de gripte grip falan olacak direkt zencefille hani balı karıştırınca apatik bir şey oluyor ya. Onda herkes bir... Ama bu tip tariflerde şimdi biraz bezelye biraz daha yavan bir tattır ya. Evet. Aslında bence bunlar biraz birbirini de dengeliyor. Bence de dengeliyor. Zerdeçalın da hani böyle rengi. Ben yumurtaya falan bile zerdeçal koyuyorum. Çok vallahi seviyor musun güzel. O kadar? Aşırı güzel oluyor. Yumurta çok gelmez. Harika oluyor zerdeçal. Yoğurdumuz var onu şeyle mi süreceğiz en son yoğurt, sunumda? Yoğurt labnemiz var. Ha labne mi o? Evet. Yoğurt değil labne peyniri. Labnemize biraz daha kıvam alsın diye. Şimdi çorba. Mi sonra mı? Yok sonra ekleyeceğim. Sonra değil mi kaynadıktan sonra? O zaman çorbamızı şimdi kaynamaya bırakacağız. Bu arada yakın mı oturuyorsun? Normalde kendi evin şeylerle yakın mı kayınvalidelerle? Biz aynı apartmandayız. Ha aynı Evet apartman bizim işte onlar 13. katta oturuyor ben 11. katta oturacağım. Apartman sizin derken? Ya apartman. Bir dakika apartman kaç katlı? 13. 13 katlı apartmanın hepsi sizin mi? Evet yani eşimin ailesinin. Bunlar altın mı güzel kızım? Ha bunlar altın mı anneciğim? Ay bunlarla ilgili o kadar komik benim telefonum bozuldu. Bir şey diyeceğim dur oraya girme 13 katlı apartmanları var çok havalı değil. Vallahi Allah olmayanlara da versin. Olmuş, gitmiş. Bir şey diyeceğim. Kocanların mı apartman? Evet. Diğerlerinde kimler oturuyor? Kiracılar. Ha oradan da kira gelirimiz var. Bir şey demiyorum pes. Şimdi dolmamız biraz daha pişecek galiba. Evet. Onu kontrol ederiz. Çorbamız oluyor. Biz de böyle günüşü tarifine geçsek ne düşünüyorum acaba bu kaynarken? Çünkü biraz daha pişmesi lazım bezelyelerin. Kış sebzelerimizi. Tamam yapalım. Şöyle bir zeytinyağlı kış sebzesi yapacağız. Hakikaten eli çok marifetli bu arada. Güzel bir kış menüsü çıkıyor şu an ortaya. Biraz da böyle zeytinyağlı güzel sebzeler yapalım dedik. Önce malzemeler gelsin ardından başlayalım.
zeytinyağlı kış sebzeleri, 1 kilo pırasa, 2 adet kereviz, 2 adet kapya biber, 2 adet havuç, 2 adet patates, 8-9 adet arpacık soğan, 5 diş sarımsak, 1 adet portakal, 1 adet limon, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber. Süslemek için 1-2 adet portakal dilimi. Şimdi efendim zeytinyağlı kış sebzelerine başlayacağız. Bir sürü güzel kış sebzesi var. Evet. Daha da eklenebilir yani içine değil mi aslında? Evet, yereması mesela bence harika olabilir. Değişik. Çok böyle yediğim bir sebze değil ama. Ama yemeklerle lazım. Birlikte ne bileyim pırasayla kebabize mesela. Güzel oluyor. Harika oluyor. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle... bol kesme doğrama işimiz evet. Var. Ne keseceğiz? Bugün bayağı bir kestim. Evet. Pırasaları keselim. Şeyi soracağım sana, biraz sosyal sorumluluk projeleri falan yapıyormuşsun. Bahsetsene evet. Neler yapıyorsun? Ya aslında o şeyde başladı. Ben üniversitede bizim mühendislik kulübü var. Vardı yani. Ben orada Türkiye'de koordinatördüm. Bir sürü üniversitelerle birlikte bir sürü projeler, işte lösemin çocuklar için, yardıma ihtiyaç olan okullar için falan projeler yapıyordum. Proje geliştiriyorsunuz evet, proje ve onu takip ediyorsunuz devamında değil böyle mi? Böyle ekipler olarak projeleri geliştiriyoruz. Projeleri gruplara bölüyoruz. Görev paylaşımı yapıyoruz. Daha sonra onu izliyoruz. Hani kim ne durumda onunla sürekli takibini yapıyoruz. Şimdi de sosyal medya hesabından ben atıyorum bana takipçilerim yazıyor işte. Şu okulda şuna ihtiyacımız var. Aa süper. Yardımcı olabilir misin? Veya atıyorum işte yine yardıma ihtiyaç birileri olduğunda ben de iletişime geçiyor. Ben de bu sefer belli bir kitlem olduğu için sosyal medyada onlara ulaşımım daha kolay oluyor. Ve gerçekten Türk insanı olarak o kadar güzel şeyler yapabiliyoruz süper. Ki ve kalbimiz çok geniş. Ne güzel. Yani birçok şey yaptık. En son bir arkadaşım vesilesiyle Adana'da bir okulun hiç durumu yoktu. Mesela Adana'da okulda şey yaptık hani okulun gerçekten hani tahtaları... O çocukların ayakkabıları hiçbir şey yok. O kadar kötü durumda olanlar var ki hani. Gerçekten yani, ihtiyaç evet. Var yani. Amasya'da bunu evde otururken herkes her yere ulaşamıyor. Yani atıyorum ya da Amasya'da Samsun'da oturan biri mesela Adana'daki okulu nereden bilecek? Tabii ama doğru. Artık sosyal medya var. Yani ben paylaşıyorum. Sonra ben arkadaşımla vesile oluyorum. Hani arkadaşım bununla ilgileniyor. Ve gerçekten şu an çocukların sınıfında projeksiyon... Var yani ayrı bir kitap okuma köşesi gibi yaptı. Aynı zamanda öğretmenini de tanıyorum. Süper. Bayağı... Peki şeyi nasıl belirliyorsunuz? Mesela kimisine para ihtiyaç olabilir, kimisinde malzeme, kimisinde kitap, işte ayakkabı, giyim olabilir ya da beslenme de olabilir. Onu tamamen gelen talebe göre evet, değerlendiriyorsunuz gelen talebe göre. Atıyorum birisi diyor okulda işte şuna atıyorum sınıfın boyanmasına ihtiyacımız var. Usta boya atıyorum. Ha öyle. Ya öyle da, şeyler de oluyor. Birisi diyor ki ben diyor bana hani maddi durumda desteklerseniz beni diyor ben gerekli olan her şeyi yapacağım. Siz sadece beni maddi destekleyin. Hani ama sonra atıyorum ya, yani bunlar sanmayın ki boşa gidiyor. Hani biz sadece bir vesile oluyoruz aslında. Bizim yaptığımız yardımlar yerine ulaşıyor ve daha sonra hani before after yani öncesi ve sonrası şeklinde geri dönüşler bize geliyor. Ne güzel. Bayağı hani yani insanın ruhunu okşayan bir gerçekten proje oluyor. Çok ben güzel. İnsanı hakikaten vicdanen de böyle çok rahatlatacak, çok mutlu edecek bir iş aslında. Yani şu zamanda gerçekten böyle şeyleri yapmak insanı fazlasıyla mutlu ediyor. Ben ikisini doğruyorum bu arada. 2-2 doğruyorum değil mi sebzeleri? Evet. Kerevizimizi de doğrayacağız. Evet. Patatesimiz de var. Evet. Gerçekten ihtiyaç olup olmadığını nasıl belirliyorsun? Çünkü ne yazık ki çok acıdır ki bunu kötüye kullanan yerler de var. Evet maalesef. Yani atıyorum mesela Allah korusun. Hakikaten çocuğum hasta diyor, işin altından başka bir şey çıkıyor. İhtiyacım evet. Var diyor, işin altından bambaşka bir şey çıkıyor. Bunun gerçekliğini nasıl belirliyorsunuz? Şöyle. Gidip görüşüyor musunuz mesela? Evet, gidip görüşüyoruz. Yani çoğu zaman mesela en öncelikli projelerimiz zaten atıyorum bir arkadaşımın bildiği birisi. Ya da bir hani artık daha bir şeyleri yapa yapa zaten insanları daha olabilir çok aslında, hani, çevren tecrübeyle. Için. Evet, tecrübeyle biraz daha fazla büyüyor. Daha sonra hiç tanımadığım birisi de mesela bana sosyal medya hesapları üzerinden yazdığında hani ben onunla ilgili detayları istediğimde bana gönderiyor. Daha sonradan birlikte ilerliyoruz. Hani projenin yine durumun halini, yapıldıktan sonraki halini bir şekilde takip onu edebiliyoruz. Onu da iyi takip etmek lazım. Sadece yardım topladık bitti olmuyor. Onun devamındaki süreci de aslında iyi takip etmek lazım. Benim bir arkadaşım var. O da sürekli böyle doğudaki okullara gidip oradaki çocuklar için yardımlar topluyor, kıyafetler, her güzel şey yapıyor. Ya. Bayağı çok güzel bir şey yürekli. Yani bu yapılan. Güzel yürekli bir sürü insan var gerçekten. Ne güzel.
Kereviz de bol kullanacaksın galiba. Evet, bol kerevizli. Biraz kereviz daha baskın olacak. Yağlı yemek olacak, evet. Her türlü sebze de eklenebilir evet, ama içine. Ama havuç falan da olduğu için hani o kerevizin tadını sevmeyenler varsa da sevecek. Bastırıyor mu? Zeytinyağlı kereviz sevenler var ama böyle sadece kereviz tadı aldığın zaman. Ben seviyorum şahsen. Burada mesela portakal da kullanacağız. Portakal evet, portakal da onun aromasını değiştirecek yine. Daha güzel yakışıyor kerevize. Evet, ben de çok seviyorum. Mesela ben zeytinyağlı yemeklere şeker falan koymayı sevmiyorum. Ben şeker hiç tüketmiyorum. Yani rafine şekerden hep... Daha çok kaçıyorum yani. Hani... Rafine şeker dediğin aslında hazır küp şeker, evet, hazır toz küp şeker, şeker, beyaz şeker. Onun beyaz şeker. Meyve şekeriyle onu değiştirmeyi daha çok seviyorum. Tatlandırmak daha iyi geliyor. Yani her kilo veren insan bence bunun değerini aslında çok iyi biliyor. Aslında şeker bizi en çok zorlayan şey. Ama şimdi bir baklava da yapmayalım mı Ezgi? Ya ne demek istiyorsun? Bayramlarda falan yasağımız yok tabii. Hani... Diyeceğim siz yemeseniz bile başkaları istiyor ama öyle bir şey var şimdi bizim Türk evet. kültürümüzde. Sen yemiyorsun diye evde o pişmeyecek diye bir şey yok ki. Misafirin tabii oluyor, ki, gelen gidenin oluyor. Ki. Evdeki diğer aile fertleri istiyor. Nefsine hakim olacaksın. Yani hani boğazını biraz tutacaksın ama yapmak lazım. Ya yapacaksın, yiyeceksin de ama oturup yani yarım kilo baklava yemek yerine otur iki tane ye tamam yani. Tadında kıvamında tüketmek evet, lazım her şeyi. Evet ve dengelemek çok önemli. Yoksa biz de burada bir sürü poğaçalar, börekler, baklavalar bir sürü şeyler pişiyor. Sonuçta onların kalorisi çok yüksek ama ne kadar yediğinizi bilmek çok önemli. Evet, dengelemek. Bir de biz işte ikramcıyız ya, bizim Türk kültürü öyle, biz seviyoruz sunmayı. Evet. Yani kimin evine burada seyircilerimizin yani şimdiye kadar gelmiştir de hiçbir şey yemeden içmeden kalkmıştır. Bizde öyle İmkanı bir adet yok, yok ki. Evet. Kahvesi yani yapılır, tatlısı verilir. Yemek çok güzel. Ben de aşırı boğa burcu olarak yani. Sen boğa mısın? Evet, aşırı seviyorum yemeği. Şimdi efendim bir yandan çorbamız pişiyor, dolmamız pişiyor yavaş yavaş, onlar da olmak üzere. Ondan sonra onların da servisini yapacağız. Bu bir ama önce bir ateşe koyalım. Şimdi ne yapayım? Evet. Bir tane şimdi, daha doğrayacak mısın? Çok fazla gelecek bence sanki. Yeter. Bence de yeterli. Öncelikle şey yapalım, ne yapalım, soğanları. Bir kavurayım şöyle bir. Evet. Biraz uzun altına soğanları açalım. Soğanları ben biraz küçültsem mi? Bilmem, nasıl istersen. Güzel duruyor böyle. Nasıl istersen bence? Bölelim. İki yemek ikiye bölmek istersen. İkiye bölelim o zaman. Zaten küçük arpacık soğanlar, daha da büyükleri olabiliyor. Artık onu siz ayarını kendiniz evet, nasıl isterseniz ayarlarsınız. İkinize damak zevkine bağlı biraz da. Şöyle birazcık yağımızı koyalım. Hepsi fazla gelecek. Gerçi zeytinyağlı evet. yemek yapıyoruz ama şöyle bir. Göz kararı. Ben biraz da anne usulü yemek yapmayı çok seviyorum. Anneanne usulü. Evet. Şunları da alayım buradan. Soğanlarımızı zeytinyağında biz soteledik. Daha sonra havuçlar girdi. Şimdi kırmızı biberleri attık. Sırayla sebzelerimizi atacağız. Tamam. Sebzelerin pişme süresi önemli. Burada havuç sert bir sebze olduğu için onu soğanlardan hemen sonra attım. Hmm. Daha sonra diğer sebzeleri de yavaş yavaş atabiliriz. Onlarda aşırı bir sıkıntı yok. Şimdi de patateslerimizi de atalım. Patates aslında çabuk sert gibi duruyor ama çabuk evet, yumuşuyor. Çabuk atabiliriz yani. Burada en sert kereviz mi havuç mu hangisi en acaba? Sert havuç. Havuç evet. Ups. Kerevizler. Ama en çok miktar olarak burada ise biraz da kereviz. Biraz da pırasa baskın evet. Ama pırasa sönecektir muhtemelen biraz daha. Şöyle onları da aktaralım. Çok mu yaptık acaba? Vallahi herkese yetecek. Oo, tencereden taşıyor. Kısmetlisi çok herhalde. Kısmetlisi çok. Sizin apartmana yeter Ezgi. Anca. Annen ne iş yapıyor? Annem de emekli öğretmen benim. Öğretmen mi? Hı hı. Ne diyor senin yemeklerine? Annem çok seviyor, hep beni destekler. Aa, ama babam pek sevmez yemeklerimi. Niye? Çünkü yani mesela brownie yapıyorum, tadı yok ki bunun. Ha öyle falan diyor, o bunun. Daha şey zarar öyle. Şeyler seviyor demek. Biraz daha güzel tatlı şeyler seviyor. Ama annem de benim ekmeğimden yapıyor. Ekşi mayalı ekmek falan yapıyorum. Ay gerçekten. Evet annem de... Ezgi bayağı beceriklisin ha böyle hani... Yaşınla ve bıcır bıcırlığına böyle çok örtüşmeyen bir mutfak şeyin var değil mi? Evet. Normalde bu yaş grubunda ve bu kadar böyle sosyal hareketli olan insanlarda biraz daha hani atıyorum daha basit yemekler değil mi? Daha evet, böyle evet. İtalyan mutfağı falan yaparsın gibi geliyor ama bayağı dolmalar falan sardı evet, yani bize. Evet dolmalar, ekşi mayalı ekmekler yapıyorum. Hak ettin apartmanı güzel. Aferin. Hakkını veriyorsun. Duy bunları. Duy bunları lütfen sana söylüyorum.
Limon. Limonlarımızı şimdi sıktım ben. Tamam. Tuz bir şey atmamız gerekiyor mu? Henüz atmadık. Ben sonra atacağım. Tamam. Hem limon hem portakal suyu sıktık. Kabuğunu bir şey var mı? Kabuğuyla da hemen rendeceğim. Şurada öyle mi? Şurada var rendemiz. Şurada. Büyük olan orada olması lazım. Evet. Gördün mü? O da biraz aroma katar aslında. Evet, bu da güzel olacak bence. Su ekleyeyim mi şu an? Evet, su ekleyebiliriz. Biraz ekleyeyim değil mi? Ne kadar? Çünkü bol sebze koyduk. Biraz isteyecek biraz sanki aynen. Su. Biraz aynen. Tam yüzüne çıkmasın ama yeterli. Şöyle bence kalsın. Evet, duruma göre zaten duruma göre ekleyebiliriz. Tuzunu şimdi mi ekliyorsun? Tuzunu kaynadıktan sonra kaynadıktan sonra ekleyelim. Tamam. Birazcık aromasını şöyle versin. Portakal kabuklarını da attık. Evet. Şimdi bunu artık tabii kaynamaya bırakacağız. Kaynadıktan sonra da tuzunu ekleyeceğiz efendim. Sebzeler bir güzel pişsin. Biz de şu mutfağımızı bir toparlayalım. Ondan sonra bezelyeyi aslında bir küçük aşaması var. Evet, çorbamızın küçük bir aşaması kaldı. Evet. Onu da yapıp onu çorbamızı tamamlayalım. Tamamlayalım. Bu arada tabii dolmalar pişti. Güzel bir yaprak sarması yaptık. Daha doğrusu içinde bakla olan bir sarma yaptık. Birazdan onu da hemen servis edeceğiz. Şimdi efendim bezelye çorbamız pişti. Onu bir blenderdan geçirelim. Sonra labnesini ekleyip bir taşım daha kaynatacağız, evet, değil mi? Evet. Şimdi bir bezelyeler pişmişti patateste. Ben şimdi bunu blenderdan çekiyorum pürüzsüz bir kıvam alması için. Lamneyi koyup bir taşım kaynatacağız. Bir kere daha çekeceğim blenderda. Ha, lamneyle bir kere daha önce çekip sonra. Aha. Öyle ha. Değişik bir tarif bu bak. Çünkü klasik bezelye çorbasından çıktı. Kıvamı bütünleşsin diye. Ben dedim ki acaba kaynatıp mı çekeceksin? Şöyle. Tamam. Tamam. Bu arada dolmamızın kapağını açtım. Birazcık soğusun. Birazdan onun servisini yapacağız. Şimdi onu hemen bir taşım şurada bir kaynatalım. Evet, sıcak mı çok? Biraz şuraya alalım. Şöyle. Evet. Bu sırada üzerine de hafif bir böyle bir yağlı bir ne koyacağız içine? Sos. Hemen tereyağında biraz pulver. Gezdirip hemen üzerine renk katsın diye hem de lezzet versin diye sos yapacağız. Bir şey diyeceğim, bayağı farklı bir bezelye çorbası oldu değil mi? Tam böyle Türk usulü gibi tam oldu. Tam Türk usulü. Biraz zerdeçal, zencefil de değişik bir tat katacak bence. Evet. Birazcık şöyle eritelim. Hafif bir pul biber istiyorsun evet, değil mi üstüne? Evet, hafif bir pul biber tamam. Yaparsak onun sosu tamam. Çok besleyici, güzel. İçinde bir sürü baharatlar var. Böyle çok hastalık havalarındayız. Gerçekten çok iyi geleceğini düşünüyorum bu çorbanın. Bence mutlaka yapın. Çocuklarınıza da pul bibersiz kısmından hemen içirebilirsiniz. Bazı çocuklar pul biberi de seviyor gerçi. Sever mesela, benimkiler baharat seviyor evet, yemeklerde. Efendim çorbamız hazır. Bezelye çorbası yaptık ama et suyu, zencefil, zerdeçal, labne peyniri farklı bir çorba tarifi oldu. Bir hatırlayalım neler koymuşuz. Bezelye çorbası. Küp küp doğranan soğanlar tencereye alınır, tereyağı ve sıvı yağ eklenerek sotelenir. Ardından doğranan patatesler eklenerek karıştırılır. Tencereye et suyu, bezelye, tuz, karabiber, zencefil ve zerdeçal ilave edilerek pişirilir. Pişmiş olan çorba pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirilir. İçine labne peyniri eklenerek karıştırılır. Küçük bir tavada tereyağı eritilir. Üzerine pul biber eklenerek sos yapılır. Bezelye çorba sunum tabağına alınır. Üzeri pul biberli sosla süslenerek servis edilir. Günlük tarifiydi efendim. Baklalı yaprak dolması yaptık. Çok değişik, güzel bir anneanne tarifi. Artık biraz da soğuduğu için servisini yapabiliriz. Güzel bir dolma baklalı yaptık efendim. Dolma. Baklalı yaprak dolması. Çok farklı, çok güzel bir tarif var. Bir kere içinde bakla var. Hem faydalı. Evet. Hem biraz da alışılagelmişin dışında oldu. Yarma var, kıyma var. Hepsini pirinç bayağı de yok. Evet, daha evet, farklı iç malzemesi. Tam bir Anadolu hatırlayalım dolması. Anadolu hem de anneanne dolması. Bir hatırlayalım neler koyduk, nasıl yaptık.
baklalı yaprak dolması. İnce ince doğranan soğanlar kaseye alınır. Üzerine biber salçası, domates salçası, yarma ve kıyma eklenir. Maydanozlar ince ince doğranarak kaseye ilave edilir. Ardından bakla, sıvı yağ, tuz, karabiber ve pul biber eklenerek yoğrulur. Tencerenin tabanına et kemikleri dizilir. Salamura yapraklarının içine hazırlanan iç harç koyularak sarılır. Ardından tencereye dizilir. Üzerine su eklenir ve kalan salamura yaprakları ile kapatılır. Sıvı yağ gezdirilerek pişmeye bırakılır. Pişmiş olan baklalı yaprak dolmaları sunum tabağına alınır. Limonla servis edilir. Günün son tarifi efendim bir tatlı tarifi olacak. Pekmezli elma tatlısı. Yani burada sen gene rafine şeker tüketmediğin için pekmezden yola çıkarak bize güzel bir tarif hazırladın. Evet, şekersiz bir tarif. Yine elmayla Amasya'ya bir ithaf ediyorum. Ha, buradan Amasya'ya girdik yine oraya. O zaman önce malzemelerimiz gelsin. Ardından tatlımıza başlayalım. Pekmezli elma tatlısı. 6 adet sarı elma, 1 su bardağı ceviz içi, 6-7 adet kuru kayısı, 4-5 adet kuru incir, 5-6 adet karanfil, 2 adet çubuk tarçın, yarım portakal suyu, yarım limon suyu, üzeri için pekmez. Şimdi bol malzeme var. Bayağı sağlıklı. Hepsi güzel, var. Böyle faydalı. Evet. Yani tek tek tüketmek bazen aklımıza gelmiyor ama böyle tatlılarda her şey aslında yemiş oluyoruz değil evet. mi? Evet. Özellikle mesela toplu yenilen yemeklerde falan böyle tatlılar tercih edilirse herkese hem sağlıklı beslenmiş olur. Toplu sağlık. Tatlı ihtiyacı giderilmiş olur. Haydi başlayalım. Başlayalım. Sen elmalardan başlayacaksın. Ben elmaları soyayım. Ben de şu cevizlerle evet. kuru incirimiz kuru incir var. Onları ufaltacağım. Ben minik minik doğrayalım. Hepsini doğrayacağız. Sonra bunları bir kapta karıştıracak mıyız? Sonra onları burada karıştırabiliriz. Hepsini kullanayım mı şunların? Kuru kayısını evet, falan. Evet kullanabiliriz. Tamam şöyle yapalım. Evet, şöyle birazcık ufal. Bunları ama böyle ıslatıp bekletmiyoruz değil mi? Yok. Bunlar öyle ya şimdi kuru meyveler falan işte ıslatıp bekletilince içindeki besin değeri biraz daha düştüğü için öyle mi? Ben direkt tüketmeyi tercih ediyorum. Hmm. Ya da ısıl işlem gördüğü zaman da besin değeri düşüyor. O yüzden her şey olduğu gibi tüketmek en güzeli bence. Ve şimdi çiğ beslenme diye bir şey çıktı ya. Evet. Bayağı popüler. Zor ya. Her şeyi çiğ tüketmek lazım değil mi zor, onda? Zor evet. Bayağı bir tutkulu olmak lazım. Bayağı bir tutkulu olmak lazım. Mesela ben sıvı detokslar falan var. Ben yapamıyorum onları. Benim şekerim falan düşüyor. Ha, o zaman ben de yapamam. Ben de bir şey özeniyorum onlara. Böyle bir smoothie tarifleri falan oluyor. Ya ona ben mantıyan kızım yani. Ben nasıl smoothie tarifi yapacağım diyette. Çok zor. O yüzden çok özeniyorum. Böyle maydanoz sadece sapı falan ama. Bir tarifim var. Onu yapıyorum sadece. Sabahları içiyorum mesela. Ne o? Böyle maydanoz ıspanaklı bir detoks tarifi yapmışım ben. 15 gün içip her sabah. Ama kahvaltı yerine mi? Yiyorum. Kahvaltı yerine yapıyorum. 2 saat sonra bir şeyler yiyorum. Ha. Onun da tarifi falan var. Neymiş bayağı bakayım kolay. Söyle o. Ne var içinde? Maydanoz, ıspanak, limon. Hı-hı. Bunu böyle smooth blender'da çekiyorum. Hı-hı. İçiyorum. 15 gün aç karnı içiyorum. Ondan sonra tekrar 3 gün ara veriyorum. 15 Hı-hı. gün tekrar içiyorum. Bayağı ödem atıcı bir tarif. Ye sonra ödemleri at. Evet. Bu bütün cevizi kullanacak mıyız? Fazla gibi geldi bana. O biraz fazla. Değil evet. mi? Ben şuradan birazını şimdi alayım. Şimdi bundan içe aldığı kadar kullanacağız. Evet aslında ne kadar dolduracağız bakacağız. Kırmızı elma olur mu? Özellikle böyle mi elma şöyle, elma lazım? Şöyle kırmızı elma da olabilir ama bu cins elmanın dayanıklılığı daha yüksek diğerlerine göre. Ha öyle mi? Evet hani piştiğinde falan daha düzgün dursun, daha dayanıklı dursun diye. Bunu da Figen annemden öğrendim ben. Kayınvalidesi evet. Figen anne. Evet. O dedi işte hani elmalar golden elma daha dayanıklı oluyor. Golden hani elma diye mi geçiyormuş bu? Evet sarı. Sarı golden tatlı elma. Bu çocuklara falan yedirmek de kolay oluyor bu elmayı aslında. Evet. Bir de nerede şöyle bir şey var. Eğer elmalar hani biraz da yavaş yavaş yapacaksanız elmaları da kararmasın diye limonlu suda falan da bekletebilirsiniz. Hani çünkü elmalar bekledikçe kararıyor. Tabii. O da benden size bir öneri olsun. Allah hani razı olsun Ezgi. Bildiğimiz öneriydi ama olsun. Paylaştığın için teşekkürler. Hemen pişireceğiz ama o yüzden. Ne koyacağız başka içine? İçine bir şey koymayacağız. Şimdi bunları tencereye dizeceğiz. Yaptığım elmaları. Şimdi koyacağız. Ha, bunları önce sonra pişireceğiz. Ha, önce elmalar pişecek. Evet. Dur bakayım. Şöyle alıyorum. Hı-hı. O zaman dizmeye başlayayım. Bu arada bu elma çok güzel kokuyor ya. Evet. Değil mi? Elma elma. Çok güzel kokuyor. Bir de böyle çok kepekli bir elma değil bu. Yani o yüzden zaten kepekli olan elmaların bu kepekli tat elma ne demek?
Biraz da böyle hani mesela bir kırmızı elma cinsi var ya böyle ısırdıkça. Köpüklü gibi. Köpüklü kepekledin gibi, köpüklü gibi. Köpek. Danilo'ya benzedin şu an. O da öyle konuşuyordu. O, öyle bir elma olduğu zaman ısıyı görünce direkt dağılıyor bu. O yüzden bu cins elma kullanıyoruz. Evet, o yüzden. Portakal ne için? Portakal ve limon da onları da suyuna yine bunun pişirmesi suyuna sıkacağız. Hani biraz aroma versin diye. Farklı bir tarif hakikaten. Çekirdeklerini yiyince içine alıyoruz değil mi? Hiç kalmıyor. Evet, çekirdek kalmıyor. Zaten biraz hızlı olmak lazım çünkü kararma yapmaya başlıyor. Evet, şu an tamamladım. Şimdi? Şimdi elmalarımızı koyduk. Üzerlerine su koyacağız. Su koyacağız. Burada sıcak su koymuyoruz. Elmalar çünkü hemen kendini salabilir. Soğuk su koyup suyla birlikte pişmesini istiyoruz. Ondan sıcak su koymuyoruz. Ve suyu da çok fazla koymayacağız. Ne kadar? Çünkü elmalar ağzını kapatacağımız için suyu salıyor. Kendi sularını da salıyor. Bu kadar yeterli. Yeterli mi? Böyle. Ağzını bir parmak bile değil yani. Aynen. Sadece elmaların altında hani elma yanmasın diye onun suyunu salması için yardımcı olarak bu suyu koyuyoruz. Tamam. Şimdi o elma pişecek. Daha sonra onun içini doldurup dolmaları dolma gibi daha sonra bu arada bunları koyalım. Yani bunlar pişmeyecek o zaman değil mi? Ha gel koyalım hemen. Şöyle ağzını kapatmadan. Evet ağzını kapatmadan hemen biraz aroma versin diye karanfil. Suyun içine koyuyorsun. Evet suyun içine tarçın atıyorum. Şöyle atalım. Biraz daha karanfil. Ve biraz da limon ve portakalımızı şimdi sıkacağız. Ha içine sıkalım birazcık tamam. Altını açtım. Birazcık şöyle kısayım. Koyduktan sonra direkt altını açarız iyicene. Sonra zaten piştikten sonra buradaki kuru yemişlerle içini doldurup sadece onlarla içini pekmez ekleyeceğiz. Pekmez baksanız her şey var. Soğutacağız. Evet. Şimdi onların pişmesini bekleyeceğiz. Tamam. Biz de bu sırada zeytinyağlı sebzelerimizi servis edebiliriz. Şuradan hemen şunu alayım kabımızı. Bir de altlık çıkartalım. Bakalım nasıl pişmiş. Neyle koysak acaba rahat ederiz? Şuna koyabiliriz. Alıyor musun? Ha. Evet zeytinyağlı yemeğimiz de aldık. Hazır. Şimdi sunumu yapacağız. Onun öncesinde bunun baharatları şimdi ekleyeceğiz biz. Tamam. Sonradan ekleyip aromasının daha fazla, daha keskin bir şekilde çıkmasını istedik. O yüzden şimdiye bıraktık. Biraz ekledim sunum çünkü çok bol yaptık. Evet. Şeker koymuyorsun sen zeytinyağında. Şeker koymuyorum çünkü zaten havuç pul biber var mı? Bir sürü şeker var. Biraz atabiliriz. Güzel pişmiş sebzeler değil mi? Bence gayet bayağı renkli bir, güzel görünüyor. Hakikaten her türlü sebzeden faydalanabileceğiniz yer elmasına çok yakışacak değil mi? Öyle söylemiştik. Yer elması bayağı güzel oldu. Her şey konulabilir. Şu haliyle zaten çok iyi. Evet. Şimdi ben bunu sunum kabımıza alayım. Renkli renkli biz oldu. Buna biraz portakal koyduk değil mi? Evet. Aa, dur sana o zaman bir sürpriz yapayım. Şurada bir sunum sürprizi olsun. Portakalımız vardı şurada değil mi? Evet. Şundan alalım. Bu küçük olacak birazcık. De elmalar da çabuk oluyor galiba bu arada. Evet evet elmalar hemen oluyor. Dayanıklı elma ama hemen pişiyor. Elmalar sert gibi geliyor ama evet çabuk pişiyor aslında. Evet. Hatta fokurdamaya başladı bile. Kısayım aynen. Böyle pişsin. Şöyle süslemek için de portakallarımızı koyabiliriz. Harika. Bu arada kerevizin kokusu gitmiş yani. Pırasanın kokusunu daha çok aldım ben. Öyle mi? Pırasa mı daha çok geliyor? Hı hı. Çok güzel kokuyor. Şöyle o zaman birkaç dilim de koyalım. Böyle güzel süsü de olsun. Güzel, çok bereketli bir, sağlıklı bir zeytinyağlı tarifi oldu. Yazın nasıl yaz sebzelerinden yapıyoruz? Bu da güzel bir kış sebzelerinden bir zeytinyağlı tarifi. Bir hatırlayalım neler yaptık. Bu sırada elmamız da pişsin sonra onu servis yapacağız. Zeytinyağlı kış sebzeleri. Tencereye sıvı yağ dökülür. Üzerine arpacık soğan, doğranmış sarımsak, havuç, kapya biber, patates, kereviz ve pırasa eklenerek karıştırılır. Portakal ve limon sıkılarak tencereye ilave edilir. Ardından su eklenir. Rendelenen portakal kabukları da tencereye ilave edilip pişmeye bırakılır. Pişen sebzelerin üstüne tuz, karabiber ve pul biber eklenerek sunum tabağına alınır. Limon dilimleriyle süslenerek servis edilir.
Şimdi artık elmalarımız pişti. Malzemelerini koyup evet, yaklaşık bir 5 dakika falan. Ay koku. Evet, çok fena. Karanfille tarçın çok yakışmış. Karanfil de içindeki limon ve portakal. Çok harika güzel oldu. Bir de hızlı da pişiyor değil mi? Evet hemen pişiyor. 5 dakika çünkü pişirdik. Elma zaten hemen pişen bir şey. Şöyle alıyorum elmaları. Zaten artık suyunu, tarçını kullanmayacağız. Onlar görevini bizim için yaptı. Evet, ama eğer isterseniz o suyu soğutup böyle daha sonra hani içebilirsiniz. Ben bazen öyle şeyler yapıyorum. Ha, sabah kalktığına falan hani detoks suyu gibi de oluyor soğutunca böyle güzel oluyor. Yazın hatta içine falan da konulabilir. Evet evet çok tatlı oluyor. Ben öyle içiyorum. Hatta biz en son yaptığımızda öyle içtik evde. Valla. Çok güzel oluyor. Her şeyi değerlendiriyorsun ha. Evet. Var mı böyle sever misin öyle değerlendirme şeylerini? Severim valla. Hatta işte evimize falan bir geçelim artık. Ben deterjanları falan da hep evde kendim yapıp... Evde bana deterjan yapıyorum diye de şimdi düşüp bayılacağım ha. Yapacağım işte şimdi. Nasıl deterjan yapacaksın evde? İşte artık şey malzemelerle böyle karbonatlı, sirkeydi falan. Allah Allah. Doğaya dönüş. Yeni gelin bir hamar apartmanı görünce 13 katlı 26 daireli apartmanı görünce bir hamar attık, bir hamar attık. Bence de artık deterjanı kendin yap. Artık bir apartman. Sen öyle yaparsan koca bir apartman daha aldırırsın ben sana söyleyeyim. Bu azimle. Şimdi içlerine küçük kaşık vereyim galiba evet, daha iyi olacak. Evet, çay kaşığı falan alabiliriz. Aslında elimle bile koyabilirim. Yalnız mısın? Bakayım deneyelim. Şöyle. Ha evet aslında elle daha rahat. Şöyle yapacağız. İçin zaten oymuştu. Ne kadar alırsa. Evet ne kadar alırsa. Biraz bastırdı bilir. Elmanın kendi tadı da var. Pekmez eklenecek buna. Evet. Ve içinde kuru incirle kuru kayısı da koyuyoruz yine cevizle birlikte. O yüzden bayağı güzel bir tatlı oluyor. Bu arada aman pişsin sert kalmasın deyip böyle çok fazla elmayı da haşlarsanız dağılabilir. Evet. Şu biraz dirili olması lazım değil mi? Baktınız böyle isterseniz çatalla kontrol edebilirsiniz. Evet. Böyle baktınız çatal giriyor gibi tamamen kapatın. Biraz da kendi sıcaklığı sıcaklığı buharında pişsin, değil mi? Buharında. Aynen. Çok güzel oluyor. Vallahi sanki oldu gibi. Evet. Abartmayayım artık. Şimdi son vuruşu yapacağım. Son vuruş. Dokunuş. Son dokunuş. Haydi yap bakalım. Pekmez geliyor. Pekmez geliyor. Allah sanırsın karamelli sos döktü. Görüntü öyle değil mi? Söylemezsek sıkıntı yok pekmez evet. olduğunu. Gerçekten böyle tatlı ihtiyacınızı güzel şekilde giderecek. Evet. Böyle baklava maklava yemiyorum, şerbet tatlı istemiyorum diyorsanız bu tip tatlarla da dengeleyebilirsiniz tabii ki. Üzerine de ben de böyle cevizlerimi koyuyorum. İrilerini onlara koyacağız evet, değil mi? Evet, irilerini koyuyorum. Var mı başka? Şuna koyabiliriz. Bir tane şöyle. Buraya da biraz daha iri bir parça. Hepsini doğramışım ben değil mi? Farkında evet. olmadan. Artık servisi hazır. Son dokunuşumuzu evet. yapalım. Bunlar zaten kullanılacak ama dekoratif amaçlı. Dekor amaçlı kabuk tarçınları da yanına koyarsak. Koyabiliriz şöyle. Şöyle yapalım. Bir tanesi de böyle gelsin üstüne. Ay çok zarif oldu. Ezgi yeni gelin. Oldu. Çok başarılı bir menü yaptım valla. Evet eve gelen misafirlerime de yine yaparım evet, artık. Eğer böyle nişanlık bekarlık döneminde olsaydın kesin evlenecektin. Şimdi başla acısın evde. Artık çocuğa mı geçeriz bilmiyorum. Artık bilmiyorum. Seneye çocukla geleceğim buraya. Efendim çok güzel bir tatlı tarifi yaptık. Değişik ve çok pratik oldu. Bir hatırlayalım neler yapmışız. Pekmezli elma tatlısı. Elmalar soyulur, çekirdekleri çıkartılarak tencereye dizilir. Tencerenin içine karanfil ve çubuk tarçın eklenir. Portakal kesilerek yarısının suyu sıkılır. Portakal suyu tencereye ilave edilerek kaynamaya bırakılır. Kuru kayısı, kuru incir ve ceviz ince ince doğranır. Pişmiş olan elmalar sunum tabağına alınır. Elmaların içi kuru meyvelerle doldurulur. Üzerine pekmez dökülür. Ceviz ve çubuk tarçınla süslenerek servis edilir. Baklalı yaprak sarması yaptık, yaprak dolması. Sonra bir bezelye çorbası yaptık. Zeytinyağlı kış sebzelerini yaptık. Pekmezli elma tatlısı. Hepsi böyle çok güzel. Memleketin her yerinden, işte Amasya'dan, oradan, Samsun'dan, buradan, Samsun'dan, Adana'dan, her yerden bir lezzet koyduk içine. Efendim, kendimize güzel bir kış sofrası kurduk. Hem de sağlıklı güzel bir sofra oldu. Ezgi vallahi
Açtın kendini. Vallahi ben de daha da aşarsın diye düşünüyorum. Daha tebrik şey ederim. Ediyorum kendimden. Vallahi yani hakikaten bu genç yaşta mutfakla bu kadar güzel ilişki kurup çok şahane yemekler yaptın. Vallahi süpersin. Eline sağlık. Ben de beğendim. Teşekkür ederim. Gurur duyabilirsin. Çok teşekkür ederim. Figen annesi. İyi gelin almışsın söyleyeyim sana. Vallahi şaka bir yana hem sohbetin, cıvıl cıvıllığın hem de böyle elinin lezzet gerçekten çok, çok güzel. Teşekkür teşekkürler. Ederim. Siz beğendiyseniz de mutlu ne demek. Çok teşekkürler. Bir eli boş gelmemiş güzel kızımız, gelinimiz. Bize o bahsettiği unsuz yağsız brownie'den değil mi? Evet. Kendi tarifim fit krokan ve pepi brownie. Hmm. Bu brownie'de un, yağ, şeker hiçbir şey yok. Yok. Sadece hiçbir şey yok. Muz, yumurtadan çok basit evdeki malzemelerle bir tarif. Bu da fit krokan. O da sadece iki malzemeli fıstık ve pekmezden oluşuyor. Ha o kadar. Evet çok sağlıklı. İkisi farklı. De benim tarifim. Vallahi bravo. Peki bugün neler yaptık ondan da bahsedelim. Efendim bir ilk olarak baklalı yaprak sarması yaptık. Yaprak dolması. Hakikaten çok güzel bir iç malzemesi var. Pirinç yerine biz burada buğday yarma kullandık. Kırık buğday. Bir de içine çok güzel bakla koyduk. Diğer zaten kıyması vesaire zaten aynı. Güzel salçalarımız var. İyicene yoğurduk baharatlarla. Altına böyle biraz kemikli et döşedik tencerenin. Evet. Sonra böyle elimizde o dolmaları sardık ve kapaması da kolay. Çok böyle el oyalamayan, yemesi de çok keyifli ve inanılmaz lezzetli. Zaten içinde bakla var, daha evet. Ne olsun. Bir de pirinç tüketmek istemeyenler için yarma hakikaten daha iyi bir alternatif. Bir çözüm. Bir de altında koyduğumuz kemiklerle o pişince. Et suyu nefes. Hakikaten lezzetini geçirdi. Sonra bir bezelye çorbası yaptık ama bu o kadar böyle sıradan bir bezelye çorbası olmadı. Bir kere zencefil ve zerdeçal evet. Koyduk. Bir de içine labne koyduk son aşamada. Yani tam bir blenderdan çektikten sonra labne koyup bir kere daha çektik. Sonrasında bir taşım kaynattık. Üzerine de biraz pul biberli yağ yaktık. İnanılmaz güzel. Hem besleyici hem faydalı hem böyle kışın. Hem Türk usulü gibi. Hem Türk usulü hem de böyle kışına boğazınız falan bir tırmalanır ya. Aslında ona zerdeçal zencefil tabii ki evet, çok iyi çok gelecektir. Iyi. Daha sonrasında bir zeytinyağlı tarifimiz var. Uzun zamandır bu kadar güzel zeytinyağlı bir yemek yapmıyorduk. Bu hakikaten çok yakıştı bence. Zeytinyağlı kış sebzelerini yaptık. Pırasa var, havuç. Kereviz var. Kereviz var. Kapya biber var. Patates var patates zaten. Var, evet. Hı-hı. Bir de yer elması eğer isterseniz koyabilirsiniz. Evet, yer elması da bence çok yakışacaktır. Evet. Bol bol rengarenk bütün sebzelerden kullandık. Hem portakal suyu hem de limon suyuyla pişirdik. Hiç şeker koymadık bu evet. Zeytinyağlıya. Biraz da farkı orada. Sonrasında günün son tarifi bir tatlı tarifi. Pekmezli elma tatlısı. Gerçekten böyle 5-6 dakikada yapabileceğiniz. Çok başarılı. Gene böyle evde olan malzemeler oluyor bunlar genelde. Önce elmaları bir soyduk, oyduk İçlerini ve biraz içine biraz böyle bir alan pişirdik. Bıraktık. Hem limon suyu, hem biraz portakal suyu. Karanfil ve tarçınla biraz pişirdik. Sonra zaten içine doğradığımız işte kuru incirimiz, kuru kayısımız ve cevizimiz vardı. En sonunda pekmezimizi şöyle bir gezdirdik. Alın size tatlı. Çok vallahi oldu. Sağlıklı. Hepsi böyle çok güzel. Memleketin her yerinden, işte Amasya'dan, oradan Samsun'dan, buradan, Adana'dan. Samsun'dan, Adana'da her yerden bir lezzet koyduk içine. Vallahi eline sağlık. Ne diyeyim? Şimdi ben genelde böyle selam gönderiyorum. Konuğum nereden gelirse ama seninki biraz karışık. Efendim Adana'ya selam. Amasya'ya selam. Samsun'a selam. Her yere selam. Kızımız her yerde bulunmuş çünkü. Gerçekten çok güzel program oldu bugün. Tekrar teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ederim. Başvurularınız için efendim www.showtv.com.tr adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Herkesi bekliyoruz programımıza. Bir sonraki program görüşmek üzere.